Ekonomi dünyasından herkese merhabalar. Neredeyiz? İstanbul Beykoz'dan sesleniyoruz. Sizleri kısaca tanımak isterim. İsmim Deniz İbil, evliyim, 3 çocuk sahibiyim. Bu mesleğe temizlik konusunda kendimi titiz olduğunu düşündüğüm için girip bu meslekte ilelebet bir şekilde ilerlemek istedim. Akabinde koltuk ve yataklara nasıl bir uygulama yapabiliriz, nasıl bir temizlik yapabiliriz, müşteri memnuniyetine nasıl bir sahip olabiliriz diye kendim de bir şekilde çalışmaya başladım. Ve akabinde 5 yıldır bu meslekte ilerlemeye başladık. Ne tarz, ne gibi hizmetler veriliyor? Koltukların üzerinde bulunan lekeler, kalem lekeleri, oje lekeleri, terkil lekeleri ve hayvanların idrar lekeleri akabinde bunlar koltuk ve yatakların üstünde çok oldukları için önce bunları bir buharlı lekeyle, buhar dediğimiz 100 derecelik bir sıcaklığımız var. Bu 100 derecelik sıcaklığımızı koltuk ve yatakların üstüne verdikten sonra bu lekeler yumuşuyor. Akabinde biz fırçalama olayı dediğimiz kendi makinemizi fırçalarken kumaşlarındaki hiçbir zarar vermeden, kumaşların üstündeki herhangi bir kimyasala farıza maruz kalmadan, çünkü şampuanlarımız tamamen organiktir, koltukların ve yatakların üzerindeki lekeleri çıkartma özelliklidir, herhangi bir kimyasala farıza maruz kalmadan fırçaladıktan sonra lekeleri yayıyoruz. Akabinde vakumlu makinemiz var. Hem sulama yapıyoruz hem vakumda çekiyoruz. İkisini birden yaptıktan sonra lekeler temizlendikten sonra akabinde temizliği hiçbir şekilde kalmıyor kirler. Kirler arındıktan sonra buhar makinesiyle tekrar başlıyoruz. 100 derecelik sıcaklığı tekrar verdikten sonra hem mikrobu öldürüyoruz hem antibakteriyle öldürürüz. Hem de ne kadar virüs varsa içindeki akarlar varsa koltukların akarları, yatakların akarları bunları da temizlemiş oluyoruz. Bir nevi buhar da dezenfeksiyon yapmış oluyor. Derin bir temizlik nasıl olmalıdır? Derin bir temizlik, kullanmış olduğun malzemeler çok önemlidir. Profesyonel malzeme ve kullanmış olduğun ürünü nasıl uygulayacağın çok önemlidir. Yanlışlıkla kumaşa başka bir tepki verirsen akabinde kumaşa da zarar vermiş olabilirsin. Fırçaladıktan sonra nasıl bir şekilde vakumlama yapacağız? Bunu da ivildikte bir şeyde yapmamız lazım ki makinemizin özelliği burada çok önemlidir. Makinenin su çekme özelliği, kuvveti ve branşı burada çok önemli ki buradaki biz devreye giriyoruz. Makine kullanma şeklini, yatağı vurma şeklini, koltuğu şekil alma şeklini, bunların hepsini yaparaktan koltuğun üzerindeki, yatağın üzerindeki bütün kirleri arındırarak derinleme bir temizlik yapıyoruz. Peki, buyurun. Her kumaşta ve her lekede var olabilir misiniz? Çıkarabilir misiniz? Deri kumaşlara fırça vurmuyoruz. Sadece deri kumaşlara buhar uygulaması yapıyoruz. Çünkü deri kumaşlar biraz salaş oldukları için fırça sert bunlar. Sert, halı serttir ya, halı fırçaları ve koltuk fırçaları sert oldukları için deri kumaşlarına pek fazla müdahale edemiyoruz. Bunları sadece buharla ve bir el beziyle silme hakkımız oluyor. Ama geri kalan bütün nubuk kumaşları olsun, keten kumaşları olsun, süet kumaşları olsun, kadife kumaşları olsun bunları çıkartamayacağımız hiçbir leke yoktur. Kıymetli sohbetinizden dolayı teşekkür ederim. İş hayatınızda çok başarılar dilerim. Ben teşekkür ederim Şidem Hanım. Sağ olun. Sevgili izleyenler, bir diğer güçlü isim olan Melek İbil Hanımefendi ile sohbetimize devam ediyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, siz hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Şimdi bizler değerli eşiniz olan Deniz Bey'i tanıdık ve hizmetinden bahsetti. Ama eksik olan kısımlar ve merak ettiğimiz sorularımız var. Önce sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Melek İbil, Deniz İbil'in eşiyim, 3 çocuk annesiyim. Eşimle bu işi yapıyoruz. Evlere gittiğim zaman bayanlar beni görünce çok mutlu oluyorlar. Bir bayanın gelmesi daha etkili olur diyorlar. Güveniyorlar, sonuçta bayan elde ediyor bazı şeyleri. Peki şöyle baktığımızda sizi niçin tercih etmeliler? Titiz olduğumuz için. İşimize güvenilir yapıyoruz. Güler yüzlüyüz. Yani aldığımız işi temiz ve güler yüzlü olarak teslim ediyoruz. Melek Hanım, sadece koltuk yıkamada mı varsınız? Hayır, halı yıkama da varız. Bu evde olan süs halıları, ince halılardan bu pufuk halıları yıkayabiliyoruz, yerinde hizmetini verebiliyoruz. Yerinde hizmet veriyorsunuz. Peki bunun kuruması ne kadar zaman alıyor? Ne yapmak gerekiyor bu temizlik hizmetinden sonra? Asılacak bir yer varsa asabiliriz, 1 saat. Yoksa evde de kuruyabilir, çok ıslak bir halde bırakmıyoruz. Yıkayıp temizip kurup bir şekilde teslim ediyoruz. Sizin gelecekle ilgili planlarınız neler? Daha çok büyümek, daha insanlara hizmet sunabilmek. Çok keyifli bir sohbetti. Sohbetimizi sonlandırmadan önce şu an bizi izleyen kadınlarımıza, bu işi yapmak isteyenlere neler söylemek istersiniz? Kendine güvensinler. Bayan her yerde her işi başarır. Harikasınız. Çok keyifli bir sohbetti. Tekrar başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyenler, bizler çok değerli işletme sahibi olan öncelikle Deniz Bey'i tanıdık. Ardından Deniz Bey'in eşi olan ekibi, orta Melek Hanım'ı tanımış bulunduk. Çok değerli eşiyle de hizmetini, gelecekle ilgili plan projeleri, kadınlarımızın her yerde var olmasını
konuştuk ve aklımıza gelebilecek olan tüm soruları sorduk. Temizliğe, titizliğe dair her şeyi konuşmuş bulunduk. Eğer ki ihtiyacınız varsa koltuk ve halı yıkamaya dair iletişim halinde olduğunuzda sizlere hizmeti sunacaklardır. Şimdilik buradan müsaademizi isteyelim. Bakalım bir sonraki durağımız, bir sonraki güçlü isimlerimiz kim olacaktır? Şimdilik hoşça kalın, bizden ayrılmayın.